Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 30. lema 6. nükte ismi kayyuma dair bahse devam ediyoruz. 3. şuada kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Külle yevmin huve fî şe'n. Fe'alün limâ yürid. Yahluku mâ yeşâ. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا gibi ayetlerin işaret ettikleri hallakiyet-i ilahiye ve faaliyet-i rabbaniye içindeki sırr-ı kayyumiyetin bir derece inkişafına bir iki mukaddime ile işaret edeceğiz. Kayyumiyet tecellisi, sırrı kayyumiyet çok ince bir mesele. Onun için bunun inkişafına bir iki mukaddime ile işaret edeceğiz. Birincisi, şu kainata baktığımız vakit görüyoruz ki zaman seylinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlukatın bir kısmı bir saniyede gelir, derakap kaybolur. Bir taifesi bir dakikada gelir, geçer. Bir nevi bir saat alem-i şehadete uğrar, alem-i gayba girer. Bir kısmı bir günde, bir kısmı bir senede, bir kısmı bir asırda, bir kısmı da asırlarda bu alem-i şehadete gelip, konup, vazife görüp gidiyorlar. Bu hayret verici seyahat ve seyran-ı mevcudat, varlıkların bu hayret verici seyahati ve seyranı, o sefer ve seyelan-ı mahlukat öyle bir intizam ve bir mizan ve hikmetle sevk ve idare edilir. Ve onlara ve o kafilelere kumandanlık eden öyle basirane, hakimane, müdebbirane kumandanlık ediyor ki, bütün akıllar faraza ittihad edip bir tek akıl olsa, o hakimane idarenin künhüne yetişemez ve kusur bulup tenkit edemez. İşte bütün bu kainattaki hayret verici değişim ve dönüşümlerin Cenab-ı Hakk'ın bu muazzam, kusursuz terbiye ve idare ediciliği, her şeyi düzeninde, nizamında tutması hakikaten hep akılları meşgul etmiş ve İnsan aklı da burada söylediği gibi bütün akıllar birleşip tek akıl olsalar yine o hakimane idarenin künhüne yetişemez. Yani özüne, esasına bir türlü akıl erdiremez ve kusur bulup tenkit edemez. Bazı aklı evvellerin kendilerince şöyle böyle demeleri, onlar bütününü görmedikleri için bir parçaya göre kendilerince bahane buluyorlar. Geçen bir kitap arasın densizlerin. İnsandaki güya insanın yaratılışını kusurlar diye. Yani bu kadar serserilik olur yani. Sen neyi biliyorsun? Benim ortaokulda bir arkadaşım vardı. Biraz görüntüsüne düşkün. Kurcalarken aynada boğazındaki küçük dilini görmüş. Ya burada bir tuhaf çıkıntı var diye koparmaya uğraşmış, kan atmış. Geldi bahsediyor, ya benim boğazımda bir şey çıkmış falan. Ya arkadaş, ona küçük dil falan derlerdi ya, o yutkunurken falan işte. O boğazdaki trafiği düzenliyor. Yapma ya, o kadar koparmaya uğraştım, kanadı kopmadı falan diye acelem vardı, geldim. Bu aklıma geliyor yani. İnsanın yaratılışında kusur. Sen anlamadığın kusur. Ya bu kör bağırsak insanda niye var? İzah edemiyorlar. Ya bu öyle işte evrim geçirirken burada kalmış falan filan. Hay sizin aklınıza. Evet, yani hakikaten o ortaokuldaki küçük dilini fazlalık zannedip koparmaya çalışandan daha eblehçe fıtratta kusur arıyor aklı sıra. Ha pardon ya, ondan sonra 100 sene sonra diyecek ki ya biz yanılmışız falan. Koskoca mühendisler bir ara alay konusu olmuştu. Arının altıgeninde açı hatası var diye.
Petek'teki o altıgende açı hatası bulduğunu söyledi. Tabii belki hatırlayanlarınız vardır. 20-30 sene oldu. Madar oldu gitti. Ya Allah ona vahyediyor, öğretiyor. O sinek böcek olsa 40 tane bahane bulursun. Sen kara sinek nasıl uçuyor onun hesabını yap da Nobel al. Onu bile beceremiyorsun. Bu sineğin uçmaması lazım. Bu incecik kanat bu kadar hızlı çırpıp da yırtılmadan bu vücudu nasıl taşıyor? İşte o kendi aklını aleme mühendis vaz edince o ne oluyor? İşte kafasına göre ya bu böyle olmamalı, şu şöyle olmamalı. Burada şu hata var, burada. Sana göre dünyanın 23 derece eğik olması da hata. Dümdüz olacaktı. Bak kusurlu eğik. Ahmak mevsimlerin ona bağlı olarak biiznillah teşekkül ettiğini öğrenince boynun kırıldı. Onu bilmeden görseydin kusur hesap ettik derdin. Allah'tan bazı akıllılar var. Altın oranı vesaireyi keşfedip bakıyor ya biz bilemiyoruz. Sistemden yıldız keşfeden gözlemciler var. Diyor ki buna göre bu denge için şurada da bir yıldız olması lazım. Biraz odaklanın şuraya bakın diyorlar. Bütün teleskoplar oraya odaklanıyor. Ya hakikaten evet. Oradan bir yıldız keşfediyorlar. Şimdi inanmak istemeyene Rabbim kapıyı açık bırakmış. Ama tutup da böyle göz göre göre 3 paralık kisbiyle kendi yaptığıyla alemde kusur arayan eblerler işte Ziya Paşa'nın dediği gibi gökte yıldız arayıp nice turfa müneccim gaflet ile görmez kuyuyu reh üzerinde. Ya yolu üstündeki çukuru görmüyor. O gökte yıldız arıyor. İşte turfa müneccim. Böyle haddini aşanların bu tarz tuhaflıkları alemde hep olmuştur. Bizim Nasrettin Hocam ne güzel söylüyor. Yani şimdi kuyunun suyunu akseden ayı görünce eyvah ay kuyuya düşmüş diye kanca atıp takılıyor, uğraşıyor. En sonunda biliyorsunuz kanca yerinden kurtuluyor, pat diye sırt üstü düşüyor. Ne diyor? Ya çok uğraştık ama ayı da yerine getirdik. Bak ay yukarıda duruyor. Halbuki zaten ay oradaydı. Senin eblehliğinden suya düşmüş zannettim. Bizim maalesef işte Allah'ı inkar mantığıyla, sofestai zihniyetle meselelere bakanlar böyle madara, komik oluyorlar. Ben bu konularda dertli olduğum için daha fazla konuşmayacağım. Evet, demek ki bu hayret verici seyahat ve seyran-ı mevcudat, o sefer ve seyelan-ı mahlukat, işte bu göçler, mahlukatın, göçmen kuşların, diğer steplerdeki, çöllerdeki yer değiştirmeler, o sefer ve seyelan-ı mahlukat öyle bir intizam ve mizan ve hikmetle sevk ve idare edilir ve onlara da o kafilelere kumandanlık eden öyle basirane, hakimane, müdebbirane kumandanlık ediyor ki bütün akıllar faraza ittihad edip bir tek akıl olsa o hakimane idarenin künhüne yetişemez ve kusur bulup tenkit edemez. İşte bu kainattaki hadsiz faaliyetin sırrını insanın bu küçücük kafa feneri, aklı nasıl anlayacak? Anlatılanı anlamıyor, kendisi nasıl keşfedecek? Ama Kur'an'ın güneşi altına girince o işte her bir ayeti Kur'an sana bir yıldız gibi ışık verir diyoruz. Yıldız böceğiyle, ateş böceğiyle yol aydınlattığını zanneden insan aklı, Kur'an'ın güneşi altına girince o akıl işte münevver akıl oluyor ve o zaman hakikati görüyor. Bu meselelerle ilgili üstadın 18. ve 24. mektuplarda çok mufassal açıklamaları var. Aynı ayetleri orada alır. Meseleyi şöyle takdim eder, 3. meselesi. Hikmet ve akılla halledilmeyen bir meseleyi mühimme. Faalü lima yurid külle yevmin huve fi şe'n. İşte bu, oradaki sual şöyleydi. Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? İşte felsefenin çuvalladığı, bir türlü bulamadığı, kendisinin bile daha dünyaya niçin geldiğini bulamıyor, bütün mahlukatın gayesini nereden bilecek?
Evet. Vahyi dinleyecek, adam olmanın yolunu bulup girecek. Yoksa debelenip duracak. Bunlar Kur'an'ı tabir. Bakın sonunda ne diyor. Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? Cevabı okumayacağım ama şöyle diyor. El cevap, şu hikmetin izahı 1000 sahife ister. 1000 sahife. Öyleyse izahını bırakıp, izah geniş açıklamaya diyoruz malum. İzahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini 2 sayfaya sığıştıracağız. Orada 18. mektubun son kısmında 2 sayfada biiznillah bu Kur'an ayetlerinden istifadeyle bu kayyumiyet sırrını orada açıklıyor. Sonunda da şöyle diyor. Bahsin sonunda izah ettikten sonra işte şu hikmeti dakikayı, bu çok ince hikmeti, başta dedi ya felsefeyle akılla halledilmeyen mühim mesele. İşte şu ince hikmeti, hikmeti dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki şuursuz tabiatı, kör tesadüfü, camit esbabı şu gayet derecede alimane, hakimane, basirane faaliyete karıştırmışlar. Dalalet zulümatına düşüp nuru hakikati bulamamışlar. Ne diyelim bunlara? Bizim bir şey dememize gerek yok. Kur'an bize ne diyeceğimizi öğretiyor. En'am suresi 91. ayet. Kul, bunlara de diyor. Kulillahu sümme zerhum fi havzihim yel'abûn. Sen Allah de. Onlar tabiat, tesadüf, evrim, debelensinler. Sen Allah de. Sonra da bırak onları daldıkları batakta oynayıp dursunlar. Biz bazen fazla takıyoruz. Fazla matah bir şey zannediyoruz. Bu koca koca filozof acaba şunu mu demek istedi, bunu mu demek istedi? Ya düşmüş çırpınıyor işte. Yok. Işık yok, projektör yok. Medet yok, kafa feneriyle yeraltı tahteler, yollarda bu kadar ilerleniyor kardeşim. Evet. Onları, bırak onları daldıkları batakta oynayıp dursunlar. Ne yapalım? Kendi düşen ağlamaz. Evet. Onun için gayet rahat ispat edilmiş bir mesele olarak bu hükmü söylüyoruz. Bütün bu mahlukatın harekatını, seyelanını, seyrini, seyahatini kumandan azam Allah bütün o kafilelere öyle basirane, hakimane, müdebbirane kumandanlık ediyor ki bütün akıllar faraza ittihad edip bir tek akıl olsa o hakimane idarenin künhüne yetişemez, esasına ulaşamaz ve kusur bulup tenkit edemez. Ediyorsa işte küçük dilini fazlalık zanneden bizim zavallı arkadaşın çapında demektir. İşte bu hallakiyet Rabbaniyenin içinde, bu Rabbani her şeyi güzelce yaratma, terbiye ve idare etme tasarrufu içinde, o sevimli ve sevdiği masnuatın, hususan zihayatların hiçbirine göz açtırmayarak alemi gayba gönderiyoruz. Hiçbirine nefes aldırmayarak dünyadaki hayattan terhis ediyoruz. Mütemadiyen bu misafirhane alemi doldurup misafirlerin rızası olmayarak boşaltıyor. Kalemi kaza ve kader küreyi arzı yazar bozar tahtası gibi yaparak yuhyi ve yumit cilveleriyle bir yandan hayat veriyor, bir yandan öldürüyor. Sürekli doğumlar, ölümler, talim, terhis. Evet, yuhyi ve yumit cilveleriyle mütemadiyen küre-i arzda yazılarını yazar ve o yazıları tazelendirir, tebdil eder. İşte bu faaliyet-i Rabbaniyenin ve bu hallakiyet-i ilahiyenin bir sırrı hikmeti ve esaslı bir muktazisi
ve bir sebebi daisi, üç mühim şubeye ayrılan hadsiz, nihayetsiz bir hikmettir. Niçin bu kadar çok faaliyet oluyor? Şimdi bunlar şu başta okuduğumuz ayetlerin bize bir nevi mesajını anlatan izahlar. Külle yevmin hüve fişe. Cenab-ı Hak kendini bize anlatırken diyor ki, her an bir tasarruftadır. O her an bir tasarruftadır. Her an bir yeni bir iş üzerindedir. Her an bir tasarrufta. Faalul lima yurid. O dilediğini hakkıyla yapandır. İstediğini yapıyor ve mükemmel yapıyor. Yine Kur'an bize böyle öğretiyor Rabbimizin icraatını. Yahluku ma yeşa. O dilediğini dilediği şekilde yaratır. Dilediğini dilediği şekilde yaratır. İşte bu Bektaşi meşreplerin yine Nasreddin Hoca hani kargadan başka kuş tanımayan Leyli'yi görünce ne diyecek ya, bu ne biçim uzun bacağı, bu ne biçim gaga, böyle kuş mu olur diye. İlla bildiğine benzetecek. Cenab-ı Hakk'ın envai çeşit, binlerce çeşit gaga var. Her birinin yaşayış tarzına, avlanma biçimine göre orijinal tasarım gagası var. O dilediğini dilediği şekilde yaratır. Evet. Balıkçılığın gagası başka, ağaç kakanın gagası var. Aman Allah'ım ya. Sanki böyle yolları şey yapan, kıran kompresörler gibi. Gaga ne biçim? Tak 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 tak. Böyle ya, demir çekici vursan o kadar dayanmaz. O ağacı böyle iskarpileyle el işi yapar gibi oyuyor, yuvasını açıyor. Bu nasıl bir güç, nasıl bir gaga, nasıl bir amortisör o kafa, o beyin. Aman Allah'ım yani. Allahu Ekber. O dilediğini dilediği şekilde yaratır. Her şeyin hüküm ve tasarrufu onun elindedir. Bakın bunlar kayyumiyeti anlamamızın işaretleri, bu ayetler. Buna işaret ediyor. Bak Allah'ın rahmet eserlerine, Haşr ayetine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Her mevsimin mahlukatı, değil mi? Bambaşka. Şimdi bütün bunlar işte kayyumiyet sırrını anlamamıza işaret eden ayetler. Kayyum ismi pek çok esmayı içinde bulunduran, onun için ismi azam altı nurundan bir nuru ya da ayet-el kürsi'de geçtiği gibi el hayyel kayyum, hay ve kayyum olduğunda ismi azamın iki nurundan bir nur. Lafz-ı celalin yerine geçiyor el hayyel kayyum. Sıfatların tasnifinde de kayyum ismi için bizatihi var olma, kıyam bi nefsihi, bizzat var olması, bizatihi var olması cihetiyle sübuti sıfat sayılıyor. Bir de Allah'a yanaşmayan olumsuz sıfatlar noktasından baktığımızda her şeyden müstani, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı müstani oluş yönüyle selbi sıfatlara giriyor. Kainatı yaratıp en güzel şekilde yönetmesi ve yaşatması açısından da fiili sıfatlar sınıfına giriyor. Üç yönlü kayyumiyet. Onun için anlaşılması öyle her aklın kavrayacağı değil ama Kur'an nuruyla Üstad bize bunu güzelce izah etmiş. Evet. İşte bu faaliyet-i Rabbaniye'nin, bu hallakiyet-i ilahiyenin bir sırrı hikmeti ve esaslı bir muktazisi ve bir sebebi daisi, üç mühim şubeye ayrılan hadsiz, nihayetsiz bir hikmettir. O hikmetin birinci şubesi şudur ki, demek ki üç şubeli muazzam esaslı bir muktazi var bu faaliyeti gerektiren. Birincisi şudur ki, faaliyetin her nevi cüz'i olsun külli olsun bir lezzet verir. Faaliyetin her nevi cüz'i olsun külli olsun bir lezzet verir.
Faaliyet çünkü canlının hayatının tezahürü. Dolayısıyla canlılığı yaşamak gibi bir şey. Onun için faaliyet bizatihi lezzet. Bunu keşfetmek bile, ifade etmek bile muazzam bir mesele. Faaliyetin her nevi, cüzi olsun, külli olsun bir lezzet verir. Belki her faaliyette bir lezzet var. Belki faaliyet aynı lezzettir. Belki faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Yani var olduğunun ispatı insanın. Faaliyet bir canlının, bir varlığının ispatı. Belki faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür ve aynı elem olan Adem'den, yokluktan tebaut ile silkinmesidir. Yani faaliyetin nispetinde yokluktan uzaklaşıp lezzetin ta kendisi olan varlığı sabitliyor. Onun için yeknesak, atalet, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan Adem'e yakın. Yani ne kadar faaliyet, lezzet, o harekette, bereket derken de kastedilen bu. Onun için bir emir var biliyorsunuz. Tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine en parlak ayini olarak yaratmış bizi. Sıfatlarını anlayalım diye. Onu anlayacak kadar bize küçük ölçücükler vermiş. Ve siz de bu ölçücükleri Allah'ı tanımada, sıfatlarını kavramada doğru olarak kullanın. Buradan bir ilahlık çıkarmaya, Allah'a kafa tutmaya, şirk üretmeye yönelirseniz batarsınız. Ene'nin işte felsefenin tuttuğu yönü. Teşebbühü bil vacip, çalış ya bu işleri geliştir biraz. Senden ufak tefek bir ilahlık çıkar. Bu meseleyi saptırma oluyor. Bu Allah'ın sonsuz sıfatlarını anlamak için verilmiş sana küçük küçük sıfatlar. Bununla Rabbini daha iyi tanırsın. Nefsini bilen Rabbini bilir. İşte ama bunu Allah'ı tanımak için değil de buradan bir ilahlık çıkarabilir miyim sevdasına kapıldığında? İşte şükürden şirke saptığında belasını buluyor. Halbuki bu sıfatlarla biz Allah'ın sıfatlarımız. Yani hiç faaliyet yapmıyorsan, faaliyetteki lezzeti bilmiyorsan Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz faaliyetini فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَنْ. Nasıl anlayacağız? Bize emrediyor. فَيْزَا فَرَاتَ فَنْسَبْ. Bir iş biter bitmez hemen yeni bir işe bağlan. وَيْلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ. Rabbine rağbet et. İşini bitir hemen ibadetine koş. Bir iş bitti yeni bir iş. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olan. İşi bunu nasıl anlayacaksın? Bak, Rabbim bize sıfatlarını anlamak için ölçü vermiş. Külleye min hüve fişen. Her an bir tasarrufta, her an yeni bir iş üstünde. Sen boş gezenin boş kalfasın. İşte mesele temelden bozulmuş oluyor. Bunu yakalayamadığımızda. İşte buradan kıyaslayarak biz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, onun ahitlerine uymak, onun kanunlarına, fıtrat nizamına tabi olmak yolunu bulabiliyoruz ancak böyle olursa. Öyle olmadığında, nefse uyduğunda, hevana tabi olduğunda, hevanı ilah edindiğinde gideceğin yer belli. Evet, işte demek ki faaliyette lezzet var. Birinci şube bu. Evet. Bunun mekanizmasını da açıyor. Her kabiliyet sahibi bir faaliyetle kabiliyetin inkişafını lezzetle takip eder. Her kabiliyet sahibi bir faaliyetle kabiliyetinin inkişafını lezzetle takip eder. Her bir istidadın faaliyetle tezahür etmesi bir lezzetten gelir ve bir lezzeti netice verir. Her bir kemal sahibi faaliyetle kemalatının tezahürünü lezzetle takip eder. Şimdi adamın faaliyetin bu sırrı bilmeyen işi yok ki. Adam daha yeni işe başlamış, emeklilik hesabı yapıyor. Emekliliği de pijamalar çekip yatmak zannediyor. Yani böyle
sığ, dar bakıyoruz maalesef. Çünkü hedefimiz, gayemiz, yolculuğumuz, imtihana gelmiş bir şeyden haberi yok. Tarlaya gelmiş, tarlada ne yapılır? Ekersin, biçersin, çalışırsın ki harman kaldırasın. Hiç dünyaya keyif sürmeye geldiğini zannediyor. Bir daha ben hayata geleceğim ya diyor. Ben gençtim bir kere diyor. Ne yapacaksın? Ben yan gelip yatacağım. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir yaklaşım? Bize ne kadar uzak? Yani dünyaya geliş gayesinden bir haber. Sırrı ahseni takvimden gafil insan diyor ya. Sırrı ahseni takvim. İşte bunları bilse kendisindeki bu sonsuz kabiliyeti, hissiyatı inkişaf ettirmeyi, o zaman ne yapacak? İpin ucunu yakalayacak. Her kabiliyet sahibi bir faaliyetle kabiliyetinin inkişafını lezzetle takip eder. Her bir istidadın faaliyetle tezahür etmesi bir lezzetten gelir ve bir lezzeti netice verir. Her bir kemal sahibi faaliyetle kemalatının tezahürünü lezzetle takip eder. Madem her bir faaliyette böyle sevilir, istenilir bir kemal, bir lezzet vardır ve faaliyet dahi bir kemaldir. Allah Allah, ne diyor ya? Ya rahat etme, yan gelip yatmak, oturmak lezzetli değil mi? Çalışmanın neyi lezzetli lan? Adam bilmiyor ya. Ya diyor, bu babamızı da bir türlü oturtamıyoruz ya. Emekli ettik, rahatına baksın diye. Gene sabah erkenden gitmiş bir şeyler yapıyor, ekiyor, biçiyor, uğraşıyor. Ya adam lezzeti almış, biliyor. Adam doğru yetişmiş. Siz kendi yalan yanlış beyin konforunuzu, kendinizi çürüten tembelce fantazi içindeki yaşayışı hayat zannediyorsunuz. Üstad başka yerde diyor, fıtratı müteahhit olan insanın rahatı say ve cidaldedir. Ya 206 tane eklem var. Eğilmeyen, bükülmeyen yerin yok. Bunları kullanmazsan bu menteşeler paslanır. Hareket için yaratılmışsın. Şimdi anladılar. Anladılar ama hedef koymuyor. Niçin yürüyeceğim? Ya sağlıklı olmak. Sağlıklı olsam ne yapacağım ki? Gençken ne yaptın ki? Yaşlıyken sağlıklı olsam ne yapacağım? Adamın hayatta hedefi, ideali yok yani. Bilmiyor ki. O zaman da tamam diyor işte. Sağlıklı olmak için şunu yap, bunu yap. Yürümek lazım. Şu kadar yürüyeceksin, bu kadar adım atacaksın, bu kadar bilmem ne yapacaksın. Bu kadar basit hedeflerle motive olur mu insan? Ona daha ulvi hedefler vereceksin. Ondan da bir köpeğin peşinde dolaşır sabahtan akşama işte. Sabah namazına gidemez ama köpeği mecburen dışarı çıkararak sabah sabah parklarda dolaşır. Sen dedene kızıyorsun, niye hala ağaçla, tarlayla uğraşıyorsun diye. Otur keyfine bak, televizyonunu izle. Hayatı o zannediyorsun. Ondan sonra köpek dolaştırmayı, sabah sabah egzoz solumayı spor zannediyorsun. Doktor dedi, ben bypass oldum işte. Yürümem lazım. Nerede yürüyorsun? Yani tuhaf, asrın insanı zavallı. Yolunu kaybetmiş. Hedefini kaybetmiş. Motive olabilir mi? Olamaz. Motive etmiyorsun. Şimdi geleceğim oraya. Durun. Evet. Demek ki her bir faaliyette sevilir, istenilir bir kemal, bir lezzet vardır. Ama kavanozu açmazsan dışından yalıyoruz. Ne lezzeti ya? Ben yan gelince lezzet oluyor. Bilmez. Faaliyetteki lezzeti bilmiyor. Üstad Van'da talebelerle çıkıyor. İşte biraz çalı çırpı topluyorlar falan. Üstad da gidiyor. İki tane şey oradan alıyor geliyor. Alıyor geliyor. Abiler biraz nazlı olan Molla Resulü abi falan. Ya üstadım otur. Ne senin 10 kere gidip geldiğini ben bir kere de alıp getiriyorum. Ne yapıyorsun? Bize ders veriyor. Siz diyor faaliyetteki lezzeti bilseniz böyle demezsiniz. Aynı şeyi hatırlayın Çağrı filminde Aleyhisselatü Vesselam kerpiç taşıyor Hazreti Hamza. Ya Resulallah siz oturun bak biz taşıyoruz ediyoruz.
Ama ne yapıyor? Aynı şekilde faaliyete dahil oluyor. Az çok demeden elinden geleni yapıyor. Bu başlı başına bir lezzet. Ama biz çalışmayı işte üretimin bir parçası olarak, angarya olarak gördüğümüz için ne kıyak göreve başladım. Ne yapıyorsun? Dairede oturuyorum, el işi yapıyorum ya da işte örgü örüyorum ya da işte bilgisayar oyun oynuyorum. Şahane bir iş falan filan. Bizim için çalışma, faaliyet ne olur olsun. Niye? Çünkü kafamız boşaltılmış. Beyin yok, süngerleşmişiz. Hep ideallerimiz, ölçülerimiz alınmış. Japonlara araştırma yaptırdı rahmetli Özal. 86 mıydı? Uzmanlar çalıştı, bağladı desin de eğitimin içi boş. İdeal eksikliği var. Hiç bir hedefiniz, idealiniz yok. Gençliğe eğitim bir ideal vermiyor. İdeali hedef olmayan hiçbir şey yapamaz. Kardeşim biz söyleyip duruyoruz. Gaye hayal olmazsa ezhane nelere dönerler, etrafında gezerler. Gaye hayalin, hedefin, idealin yoksa küçük meseleler. Onunla bununla didişerek uğraşır durursun. Böyle basit meselelerle. Üstad yangını söndürmeye koşuyorum diyor. Bir gelmiş ne var? Dikkat etsene bana çarptın falan. Ya benim evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Sen bana köstek olmak istiyorsun. Ondan sonra da bana niye ayağını çarptırıyorsun diyorsun. Çekil ayağımın altından. Ama adamın hedefi yok, gayesi yok ki çatacak yer arıyor. Basit meselelerde boğulmuş. Niye? Çünkü gaye hayal olmaz da bütün zihinler ben. Sen gençliğe hangi ideali veriyorsun? Hiçbir şey veriyor. Ondan sonra niye bu gençlik şöyle diyor, böyle diyor? İdeal yok. Küçücük çocuğa soruyor, büyüyünce ne olacaksın? Emekli olacağım. Niye? Babası, dedesi hep ya ne zaman emekli? Emekli hesabı yapa yapa çocuğun kafasına girmiş. Ne kadar önemli bir şey ya, ben emekli olayım iyisinin diye. Şimdi yarı şaka, yarı ciddi bizim halimizin resmidir yani. Ondan sonra da çalışan ihtiyarlara kızıyoruz. Ya otur hala dinlen işte falan. Ya onun hayatı bağlayan şey o. Onu yapmasa onu öldürürsün sen. İnsanı canlandıran emeldir, öldüren yeistir. Bir beklentin, heyecanın, ümidin olmadığında zaten çürümüşsün, bitmişsin. Faaliyetin yoksa ölüsün. Evet, varlığa faaliyetle mazhar oluyoruz. Faaliyet olmadığında ademe yakın. İşte bu temel meseleleri bile üstad bize hiç duymadığımız bir şeymişçesine anlatıyor. Niye? Çünkü o kadar uzağındayız ki. Lüküs hayat, oh ne rahat, yan gel yat. Bu operetlerle büyüdü Cumhuriyet nesilleri. Evet. Madem zihayat aleminde daimi ezeli bir hayattan neşet eden hadsiz bir muhabbetin, nihayetsiz bir merhametin cilveleri görünüyor ve o cilveler gösteriyor ki kendini böyle sevdiren ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zatın kutsiyetine layık ve vücubu vücuduna münasip o hayat-ı sermediyenin muktezası olarak hadsiz derecede, tabirde hata olmasın, bir aşk-ı lahuti, bir muhabbet-i kutsiye, bir lezzet-i mukaddese gibi şuunat-ı kutsiye o hayat-ı akdeste var ki o şuunat böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Nasıl tanıyacaktık Rabbimizi? Ey kulum, ben sana beni tanıyacağım sıfatları, ölçüleri, şu unatı senin benliğine koydum. Oradan ölçüyü al, benim yaptıklarımı daha iyi anlarsın. Ben niye her gün yeni bir tasarruf, yeni bir iş üzerindeyim? Niye her şeyi devamlı değiştiriyorum? Niye yarattıkça yaratıyorum? Milyon çeşit varlık var. Niye? Bunu anlaman için senin benim bu ahlakımla birazcık ahlaklanıp bu yönden bu sıfatların ölçü olarak kullanman lazım. O zaman anlarsın. İşte
Demek ki faaliyette lezzet var. Tabii biz bizim lezzetimizle haşa Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus. Memnuniyeti, lezzeti başka. Bu kendi şeyimizle karıştırmayacağız. Ama anlamak için de ha diyeceğiz. Hep söylüyorum. Şükrederseniz artırırım diyor. Nasıl anlayacağım bunu? Ya baksana ben de teşekkür edene bir daha vereyim mi diyorum. Rabbim kendini tanıyalım diye bizi şükre sevk etmek için bize de aynı ölçüyü koymuş. Biz de teşekkür edene biraz daha vereyim mi diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki bana şükrederseniz verdiğim nimeti artırırım. İnkar ederseniz verdiğimi de alırım. Biz de öyle yapmıyor muyuz? Niye? Çünkü fıtratımızda Cenab-ı Hak kendi sıfatlarını tanıyacak ölçüleri koymuş. Şimdi faaliyette lezzet var. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın lezzeti bizim faaliyetimizden aldığımızda. Ama ölçüyü bize vermiş. Ha. Bir, şuunat-ı kutsiye. İşte Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus. Ben onun mahiyetini bilemem ama varlığını biliyorum. Elektriğin de varlığını biliyorum ama ne olduğunu anlatamam sana. Var işte elektrik. Onun gibi Cenab-ı Hakk'ın da bu sonsuz faaliyetten birinci mesele demek ki faaliyette lezzet. Bunu kendimden hissediyorum, biliyorum. Cenab-ı Hakk'ın da zatına mahsus. Tabirde hata etmeyelim. Tabirde hata olmasın. Bir aşk-ı lahuti, bir muhabbet-i kutsiye, bir lezzet-i mukaddese, şuunat-ı kutsiye o hayat-ı akdeste var ki o şuunat, onun o sıfatları böyle hadsiz faaliyetle, nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Çünkü onu zorlayan bir şey yok ki haşa Cenab-ı Hak. Bu kadar çok çalışmaya, iş yapmaya, icraat yapmaya, yaratmaya, yürütmeye, yönetmeye mecbur değil. Kendi, bizzat kendisi. Yahlukullahu ma yeşâ. Yahluku ma yeşâ. İstediği gibi yaratıyor. Faalü lima yürid. İstediği gibi, irade ettiği gibi faaliyet gösteriyor. Zorlayan bir şey olmadığına göre o zaman bundan biz ne yapıyoruz? Faaliyetten bir kendimizce Cenab-ı Hakk'ın da zatına mahsus kendine göre bir mukaddes memnuniyeti var. Biz nasıl birine sofra kurunca bir lezzet alıyoruz. Cenab-ı Hak da mahlukatına yedirmekten demek ki böyle ama çok daha farklı zatına mahsus bir ziyafet verme lezzeti alıyoruz. Bunu anlamak zor değil ama tabirde hata etmemek lazım. Bizzat kendi yaptıklarımızla birebir değil. Cenab-ı Hakk'ın ayet de bize öyle öğretiyor. Allah'ın eli bütün ellerin üzerindedir derken haşa Allah'a el izafe edilmez. Ama kudretini ifade etmek için böyle temsiller irade ediliyor. İşte birincisi demek ki faaliyetteki lezzet. Sırrı kayyumiyete bakan hadsiz faaliyetteki faaliyet ilahiyedeki hikmetin ikinci şubesi esma-i ilahiye bakar. Malumdur ki her bir cemal sahibi kendi cemalini görmek, göstermek ister. Her bir hüner sahibi kendi hünerini teşhir ve ilan etmekle nazar-ı dikkati celbetmek ister ve sever. Ve hüneri gizli kalmış bir güzel hakikat ve güzel bir mana meydana çıkmak ve müşterileri bulmak ister ve sever. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, bilinmek istedim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bize ipucunu veriyor. Biz de yaptığımız bir şeyi eseri hemen sergiliyoruz, gösteriyoruz. Ha, Cenab-ı Hak demek ki icraatıyla bütün bu esmasını tecelli ettirip bizi de tefekküre sevk etmek için sergiyi sürekli yeniliyor. Madem bu esaslı kaideler her şeyde derecesine göre cereyan ediyor, elbette cemili mutlak olan Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in binbir Esma-i Hüsna'sından her bir ismin kainatın şehadetiyle ve cilvelerinin delaletiyle, nakışlarının işaretiyle her birisinin her bir mertebesinde hakiki bir hüsn, hakiki bir kemal, hakiki bir cemal ve gayet güzel bir hakikat. Belki her bir ismin her bir mertebesinde hadsiz enva-ı hüsnle, hadsiz hakaik-i cemile vardır. İkincisi demek ki esması tecelli ediyor. Tasarrufatıyla onu gösteriyor. Ve madem bu esmanın kutsi cemallerini irae eden ayneleri ve güzel nakışlarını gösteren levhaları ve güzel hakikatlerini ifade eden sayfaları bu mevcudattır ve bu kainattır
tüm bu kainattaki mahlukat üzerinde esması tecelli ediyor bu eserler. Elbette o daimi ve baki esma hadsiz cilvelerini, nihayetsiz manidar nakışlarını ve kitaplarını hem müsemmaları olan Zat-ı Kayyum-ı Zülcelal'in nazar-ı müşahedesine hem haddü hesaba gelmeyen ziruh ve zişur mahlukatın nazar-ı mütalasına göstermek ve nihayetli mahdut bir şeyden nihayetsiz levhaları ve bir tek şahıstan pek çok şahısları ve bir hakikatten pek kesretli hakikatleri göstermek için o aşk-ı mukaddes-i ilahiye istinaden ve o sırr-ı kayyumiyete binaen kainatı umumen ve mütemadiyen cilveleriyle tazelendiriyorlar, değiştiriyorlar. Sırr-ı kayyumiyet, kainatı yaratan ve yöneten, hep ayakta tutan, hep değiştiren. Niye? Esma tecelli edecek, devamlı aynalar değişecek, sahne değişecek. İşte bundan aldığı zatına mahsus lezzet-i mukaddese, şunat-ı mukaddesenin tecellisi olarak kainattaki bu sonsuz faaliyetin yani kayyumiyet sırrını yaratıp yaşatma ve yönetme çeşitliliğinin Rabbani faaliyetin esasını teşkil ediyor. Evet. Üçüncü şubesini dördüncü şua olarak müstakil bir başlık altında almış. O daha da mesele inceliyor. İnşallah onu da önümüzdeki hafta okuyalım. Bu kainattaki hayret verici daimi faaliyetin hikmetinin üçüncü şubesi. Bunu dördüncü şua başlığı altında veriyor. Çok ince bir mesele. Her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur. Her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur. Her bir muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir. Her bir âli cenab zat başkasını mesut etmekle lezzet alır. Bu duygulara az çok yabancı değiliz. Cenab-ı Hak bize vermiş. İşte buradan tüm bu kainattaki faaliyetin, mahlukatın gelip gitmesinin, onlarla ilgili talim, terbiyenin sırlarını buralardan anlamamız, yakalamamız mümkün. İnşallah onu da önümüzdeki hafta okuyalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.